Peki hocam, hasta sizin vermiş olduğunuz tedaviler, sizler üzerinize düşeni yaptınız. Evet. Hasta da tedavisine devam etmedi. Peki, karşılaşacağı sorunlar nelerdir? Bir kere tümör hücresi dediğimiz şey duran bir hücre değildir. Evet. Büyümeye devam eder. Büyümeye devam etmesi ne demektir? İşte yerleştiği doku nerede? Midesinde. Yerleştiği doku nerede? Akciğerinde. Veyahut da beyinde. Veyahut da işte Memede. prostatta, memede. O tümör büyür, büyür, büyür. Onun bir dur noktası yoktur tümörün. Dur noktası olmadığı için büyür, büyür. Çevresindeki sağlıklı dokuları iter. İttikçe onların, o dokuların büyümesini, o dokuların canlı kalmasını engeller. Nekroz dediğimiz o bölgedeki hücrenin canlılığını kaybettirir. Kendisi büyüdükçe ya ciltten deriye dışarıya doğru çıkar, ya sinirlere yapıştığı için çok şiddetli sinir hasarı oluştuğu için ağrılar olur, felçler olabilir. Kan damarlarına yapıştığı zaman kan damarlarında durdurulamaz kanamalarla karşılaşırız. Veyahut da beyinde olduğu zaman beyindeki tümörün büyümesine bağlı işte çift görme daha fazla olur. Bulantı, kusma şikayetleri çok daha fazla olur. Yani tedavi edilmeyen bir şey normal bir yağ bezesi gibi değildir. Kalsın bu, ben 2 yıl sonra da alayım, 3 yıl sonra da alayım diye böyle bir şey değil. Büyümeye devam ettiği için birçok yan etki gelişir. En son ne olur? Hayati organları hasarlı hale getirir. Bir gider beyinde bir pıhtı atar o tümör hücresinin bulunduğu yer veyahut da kalbe gider pıhtı atar ve istemediğimiz olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. O yüzden tedaviden kaçıyorum demek çok sağlıklı bir düşünce değil.